Çanakkale gerçekten de geçilmiyor. Sonunda açıldı 1915 Çanakkale Köprüsü. Geçiş ücreti de 200 lira olarak belirlendi. Erdoğan fiyatları şu şekilde duyurdu. Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizden 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Erdoğan 200 lira çok mu dediği zaman arkadan gelen hayır seslerini falan duyabildiniz mi? Bir devletçilik fıkrası vardı aklıma o geldi. Anlatayım onu dinleyecek misiniz? <laughs> Kral bir gün halktan topladığı parayla şehrin ortasına bir köprü yapıyor. Sonra gidiyor köprünün başına bir adam koydurtuyor. Diyor ki gelen geçenden bir akça alsın. Vezir şaşkın, vezir şok. Ya hünkârım zaten bunu halkın parası ile yaptık. Bir de köprünün başına adam koyarsak iyice sıkıntı çıkar. Yok diyor yok koysan bir şey olmaz. Koyuyorlar adam gelenden geçenden bir akça alıyor. Hükümdar geliyor vezirine aradan bir zaman geçiyor. Diyor bir tepki var mı? hayır diyor bir tepki yok. O zaman diyor köprünün sonuna da bir adam koy o da gelenden geçenden bir akça alsın. Vezir ne yapacak? Emir kulu. Şaşkın ama tamam diyor koyuyor. Aradan bir zaman geçiyor hükümdar geliyor vezirine ya diyor bir tepki var mı bu sefer? Vezir yok bir tepki diyor. O zaman diyor köprünün ortasına bir adam koyalım diyor gelenle geçenle ilişkiye girsin. Vezir şoklarda ne yapacağını bilmiyor ama emir kulu ne yapsın koyuyor. Aradan bir zaman geçiyor hükümdar bu sefer çok heyecanlı bir şekilde vezirinin yanına gidiyor. Bu sefer diyor bir tepki var mı? Vezir diyor ki vallahi yok hünkârım diyor. Hükümdar bu sefer kızıyor. Halkı meydana topluyor. Başlıyor konu. ''Ya bakın sizin paranızla bir köprü yaptık. Köprünün başına sonuna birer tane adam koyduk sizden para alıyorlar. Yetmedi ortada bir adam var sizinle ilişkiye giriyor. Bir sorun yok mu sizin açınızdan? Vallahi kızmayacağım.'' diyor. ''Halkta var ya çıt yok. Kimse konuşmuyor.'' derken böyle arkadan utana sıkıla bir el kalkıyor hükümdar diyor ki ''Aha işte sen konuş.'' diyor. ''Ya diyor hünkârım yanlış anlamazsanız ortadaki adamda çok sıra oluyor.'' Evet. Yani günümüzde <laughs> benzer bir hikaye. Feribot'la karşıya 50 lira geçebiliyorsun ama 200 lira yaptık çok mu? Çok değil hünkârım, Taklarını yiyeyim. Bakın bu mesele bile değil arkadaşlar. Asıl skandalı göstereceğim şimdi sizlere. Yine Erdoğan'ın açıklamaları. Bakın neler diyor. Yap işlet devlet ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Aradaki farkı arkadaşlar devletin kasasından ödeyecekmişiz. Devletin kasası. Devlet süper kahraman olduğu için onun böyle kocaman bir kasası var. O bizim paramız falan değil ya. Yani. Onun kocaman bir kasası var. Kendi çalışıyor falan filan. Oradan biz karşılayacakmışız yani arkadaşlar. Ya biri çıkıp diyor ki ulan senin paranı kullanacağım ya. Bak gözünün içine bakarak diyor senin paranı kullanacağım lan. Hala böyle oturup dinliyorlar ya. İnanılmaz değil mi? Yıllık 16 milyon araç geçiş garantisi vermişler bu köprü için feribotla geçen araç sayısı karşı tarafa yıllık 3,5 milyon. Yani aradaki farkı 12,5 milyon aracın parasını halka ödetecekler. Çok uzakta arama ya şu köprünün parasını sen ben ödeyeceğiz. Aradaki farkı da biz ödeyeceğiz. Tabi işin bir de doğal kısmı var. Ekosistemin bozulması gibi durumlar var. 500 bin tane ağaç kesilmiş bunun yapımı için. 5000 hektar yaklaşık 7 bin futbol sahası kadar tarım arazisi kamulaştırıldı. Ve bu kamulaştırılan tarım arazilerinin çoğu verimli tarım bölgeleriydi. Geçimlerini tarımdan sağlayan köy Ölüler bu alan dışına çıkarıldı. Hani böyle anlatıyoruz işin bir maddi tarafı da var ama böyle bir boyutu da var arkadaşlar. Bir de bu ülkede Zafer Havalimanı diye bir şey var onun biliyor musunuz? Bakın biraz daha anlatayım da iyice böyle vergilerinizin nereye gittiğini daha iyi hissedin. İçinizde hissedin hatta. Yani kalbinizin derinliklerinden bahsediyorum. Bu Kütahya'da 2012'de yapılan bir havalimanı arkadaşlar. Yine yap, işlet, devret yöntemiyle yapıldı. Sadece 2021 yılındaki zararını söylüyorum. Garanti edilen yolcu sayısı 1.2 milyon bu Zafer Havalimanı için. Kütahya'da bu arada 1.2 milyon. Gerçekleşen yolcu sayısını söylüyorum 10.000 arkadaşlar. 10 bin. Garanti ödemesi 6,5 milyon avro. Hata payını söylüyorum %99. Kütahya, Afyon Karihisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle yapılan ve yaklaşık 155 milyon liraya mal olan Zafer Havalimanı'nı 2044 yılına kadar yüklenici firma olan İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret tarafından işletilecek. Anlamadım bir daha söyler misiniz acaba? 2044 mü demiştiniz? Evet 2044 yılına kadar. Zararın boyutlarını tahmin edebiliyor musunuz? Tazül edebiliyor musunuz? Bunun parası nereden çıkıyor? Senden çıkıyor dostum. Ve böyle arkadaşlar medyaya düşmeyenler de var. Garip garip ihaleler var. Ben burada göz önünde olan şeylerden bahsediyorum daha çok. Mesela Binali Yıldırım'ın bu konuyla ilgili açıklamasını biliyor musunuz? Diyor ki yollar o kadar iyi ki insanlar o yüzden havalimanını kullanmıyor diyor. Hahaha. <laughs> Çok komik değil mi? Eski bir açıklama tabii ki bu ama ciddiler lan bu konuda. Harbiler yani. Hmm, şimdi daha iyi içinde hissediyor musun? Kalbinin derinliklerinde hissediyor musun iyice? Vergileri. Evet Türko yol yaptı köprü yaptı diyen AKP'li dayına bu videonun linkini yollayabilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.